Kış bitiyor, yaz geliyor derken bu dönem acayip yağmurlu bir dönem olacak. Peki yağmurda motor kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bugün motovlogumuzda onu anlattım. Buyurun beraber izleyelim. Bugünkü gibi yağmurlu havalarda motor kullanırken dikkatinizi her zaman iki katı daha fazla açın. Takip mesafenizi iki katı arttırın. Hızınızı iki kat düşürün. Fren mesafenizi artabilir. Ona göre planlama yapın. Yolu ona göre planlayın. Ve yağmur ne kadar az yağarsa yağsın, eğer uzun süredir yağıyorsa yağmur, o yağmur gökten yağından daha fazlası asfaltta var. Yani bu da şu demek oluyor. Sen ne kadar az yağmur da görsen evden çıkarken, şu lastiklerin havalandırdığı yağmur senin üzerine gelecek ve görüşünü o kadar azaltacak. Görüşün azalması demek bilginin az gelmesi demek. Bilginin az gelmesi demek senin bu motora hakimiyetinin azalması demek. Trafiği devamlı takip ediyorum. Sadece buraya değil, önüne, 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 en önüne. Yani orada yanan bir fren lambası buraya etki edecektir anında. Onun için orayı takip edin. Daha da uzağa takip edin. Yolu planlayın. Eğer varsa, mümkünse emniyet şeritlerini kullanmaya özen gösterin böyle havalarda. Çünkü etrafta arabasının arka resistansını çalıştırmayı bile akıl edemeyen, kaloriferi köklemiş, arabanın bütün camları buğulu, dışarıyı göremeyen şoförlerle dolu. Dönüşlerde, virajlarda motoru mümkün olduğunca dik tutmaya çalışın. Gerekirse sis sarkın az bir şey dönüşlerde, ama motoru dik tutun. Dik tutarak döndürün motoru bakışınızla. Emniyet şeridinden giderken devamlı emniyet şeridinin en sağından gitmeye özen gösterin. Çünkü bu şekilde bakış açınız daha da genişleyecektir. Sol taraftan gelebilecek, önünüze atlayacak arabaları daha fazla görürsünüz. Daha çok görüş açısına sahip olursunuz. Ama bunu buradan gidersek, buradan gelecek olan tehlikeleri bir göremeyiz. Mesela şu kamyonetin önü gibi. İki, aniden önümüze çıkar. Ama buradan gidersem daha fazla bakış açısı, görüş açısıyla tehlikeyi daha fazla görüp analiz edebilirim. Bugün yine çok aşırı bir sağanak yok. Yani zaten bence benim fikrim o aşırı sağanaklarda hiç yola çıkılmaması. Çünkü görüş neredeyse sıfıra iniyor. Ama orada sağanak yağmurda da çıkmak zorunda kalıyorsanız. Yani bu dediklerimi artık herhalde 4 ile 5 ile çarpıp o kadar fazla dikkatli, kontrollü bir şekilde motorunuzu kullanın. Motovlogumuzu izlediniz. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.